Birinci adımda tabanı 1'e eşitliyoruz. X eksi 2 eşittir 1 dediğimizde x eşittir 3 olur. X yerine 3 yazdıktan sonra üst taraf ne olursa olsun 1'in kuvveti olacağı için sonuç 1'dir. İkinci adımda üst tarafı 0'a eşitliyoruz. X artı 3 eşittir 0 dediğimizde x eşittir eksi 3 oluyor. Eksi 3'ü alıp alt tarafa yazdığımızda eksi 3 eksi 2 eşit değildir 0 olduğunu görüyoruz. Öyleyse bunu onaylayabiliriz. Üçüncü durumda tabanı eksi 1'e eşitliyoruz. X eksi 2 eşittir eksi 1 dediğimizde bunu diğer tarafa attığımızda x değerinin burada 1 yaptığını söyleyebiliriz. Üst tarafa yazıyoruz. 1 artı 3. Bu 4'tür. Bunun çift olduğunu gördüğümüz andan itibaren bu kökü de onaylayabiliriz. Dolayısıyla 3 tane sağlayan değer vardır. 3, eksi 3 ve 1. Topladığımız zaman 3 eksi 3'ü götürür. Toplam 1 olacaktır.